bağırsakları toplayın bana getirin diyor. Ama bağırmadan söylüyor. Bağırsak ya. Bağırsak mı bağırmak? İyi bağırsam peşindeyiz. Çünkü burası ve küçük kuyu efsane kokoreç. Ve uykulukların efendisi. Kral. Efsane kokoreç Mehmet. Çünkü efsane kokoreç efsane. Bak 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 bak. Evet. Küçük kuyudayız. Harika bir lezzet buradayız. Neredeyiz? İsmi ne buranın ismi? Küçük kuyu efsane kokoreçteyiz. Mehmet abinin yerinde. Mehmet abi zaten bölgede efsane. 30 yıldır bu işe dönüyor. 30 yıldır. Ama daha önce seyyarı varmış. Allah'ın izniyle. Ben de geçen gün sen yokken burada takılıyordum. Dedi ki yaşlıları gidip kokoreç yesek. Bir salaş duruyor. Ondan sonra ya acaba falan. Yani koyun mu, kuzu mu, inek mi, dana mı, deve mi? Bunun var mı? Ama kuzu. Günün sonunda geldik baharda. Abi oturduk. Bir yedik iki çalınmış çeyrek. İki çalınmış çeyrek dedik abi. Baktık fiyat çok makul. Baktık lezzet iyi. Dedik ki abi burası okey ya. Ben dedim bir daha burada yerim. Şimdi ben bir daha bir yerde yerim diyorsa. Yerim. Yani. Bu üç. Senin üç oluyor değil mi? Üç oluyor. Benim de 33. Valla 33. İki alınmış yarım yiyoruz arkadaşlar. Fiyatı 10 Haziran 2024'teyiz şu anda. Fiyatı 70 TL. Şunu öğrendik. Çeyrek ediyorum 60 lira. Çeyrek 60. Yarım 70. Dedik o zaman yarım yiyelim. Nasıl? Yalnızca 10 lira farkla büyük seçim senin. Evet. Sadece 10 lira farkla çeyrek ekmek yerine yarım ekmek yiyebiliyorsunuz. Ve İzmir usulü biz. Niye? Çünkü İzmirliyim. Çünkü burası menemenci değil kokoreççi. Menemene konur domatesle biber kokoreçe değil. Vaaay güzel şey yaptın ama. Bu arada şöyle geliyor. Sanki kokoreçin içinde biber domates varsa kokoreçin kendinden çalınmış gibi hissediyorum. Hmm. Ya dolandırıldığını hissediyorum. Ama inan bazen domatesini istiyorum. İstanbul var. İstemem lazım. Ne yapayım? Özümü inkar mı ediyorum? Nasıl? Çok güzel. Bayağı yüksek. Valla. Çok güzel. Bana sağlık. Harika. Değişmeyen lezzet. Her geçen gün iyiye gidiyor. Çok iyi ya. Ne fiyata? Bu. Ayranlı bulanlar ya. Saati pahalı. Hadi Allah'a emanet. Mehmet abi televizyon izlemediği için enflasyondan haberi yok. 70 liradan da. Şöyle boyanacak. İnşallah bu videoyu da izlemez. Mehmet abi. Bak Mehmet abi çok tatlı. Çok güzel be. Bu bölgede, bu lezzette, bu fiyatta başka bir ürün yok. Net. Valla ben çok beğendim. Zaten videoyu izliyor olursanız da bize bir şey olmadığını anlayacaksınız. Burası bir üstü lezzet bura olabilir mi? Net. Net. Zaten yol üstü. Küçük kuyunun hemen girişinde. Kuzey Ege'nin başladığı yer küçük kuyu biliyorsunuz. Hemen ışıkları geçiyorsunuz sağda. İzmir'e giderken yani. İstanbul'a giderken de seni Ayvacık Tüneli'ne girmeden önce küçük kuyu göreceksiniz. Yolun karşı tarafında. Işıklara çekin. Buraya gelin. O tarafta gidin. Peki sen başka nerede kokoreç yiyorsun? İstanbul'da. Sizde bir yer var. Ozi'yiz fena değil. Bizim ora fena değil. Asun Usta fena değil. İzmir. Baki Usta fena değilin bir üstü. Ne çünkü Baki Usta sana söylüyorum. Erdal var bir de İstanbul'a kokoreç. Şimdi sen Asun'u dedik. Ya Erdal... Erdal çok değil. Da, daha yolu var Erdal'ın. Hep İstanbul'a gelmek istiyor. Yatırımcı mı bulunuyor? Bu yatırımcı mı? Dönüşü şey yapıyor. Değişti işte, şer çekti şey yapıyor. İstanbul'a geliyor, otobüsle dönüyor sonra. Aslında dedik. Aslında Bakeba İzmir Kıbrıcı'nın öncüler. Bence burada burası abi. Efsane Mehmet abi. Efsane Kıbrıcı Mehmet abi gelip. Mehmet abi efsane. Efsane. Bir kişi 200 lira falan mı ödeyeceğiz? 70. Ayran da 500 lira falan burada herhalde. Ayran ne kadar abi? Ayran 10 lira. 10 lira. Bu arada 13 alıyor zaten. Bayramda bayramda 10 lira zam yapacak kokoreç. Sen bayramda zam yapacaksın mı kokoreçleri? Ama kere bölgenin yanında. Belki de Türkiye'nin en ucuz. Bu videonun başlığı Türkiye'nin en ucuz ve en iyi kokoreç olsun mu? Olsun mu? Olsun. O da bu adamın sayesinde bak. Sırf bu videonun adı böyle olsun diye ayda 300 bin lira zarar edin. Aynen öyle bir adam işte. Hayırsever. Harikasın. Ulan bu ayran bakkalda mı 1 lira? Burada 10 lira. Niye? Çünkü Sakıp Ağa. Sakıp Ağa belki altın atma. O zaman toparlayalım. Toparlayalım mı? Efsane adam Mehmet nereye abi. Gidiyor abi? Biz geldik. Abi şey almaya işte, bağırsak almaya gidiyor. Ha ondan tamam. O zaman git tamam Mehmet abi. Mehmet abi abim benim. Geçen geldi sana ikidir yemek yazar o da. İki defa yedim sende çok beğendim ilk yarıya. İlk bizi azıcık çizdik paylaştık. Buraya şimdi YouTube çekiyoruz sana. Mehmet abi efsane kokoreç. Hikaye neydi abi? Şuralarda başlamıştın. Orada benim günlerde. Ne günlerdi be? Seyyar. Sabahlara kadar. Seyyardı. Sonra
buraya geçti. Benim bildiğim kadarıyla efsane kokoreçin üretimi de arka tarafta. Yok, mezbahada. Artık mezbahada mı? Eskiden buralarda da sarıyordun, yapıyordun. Yok, mezbahada. Eskiden burada yapıyordu vallahi. Ben gördüm temizlerken. Çok karasinek var. Karasinek diye güzel insana ya da iyi kokoreçe gelir biliyorsunuz. Gerçekten tavsiye ediyoruz. Çok beğeniyoruz. Oh. Üçüncü gelişim. Gelmeye devam edelim. Ve ikimiz 160 TL ödedik. Bu kadar ya. Ateşi yok. Gerçekten o kadar ya. Hadi bayramdan sonra da 200 olsun iki kişi. Hadi. Mehmet abi onu da yapmaz. 99'da bırakır kişi bu şarjı beyi. Evet evet. Çünkü Mehmet abi iyi bir insan. Bak sürekli sarmaya devam ediyor. 1 liralarla mı uğraşacak? Süt kuzu olacak. Yani filan. Yağız olsun benimkinin be. Zaten yağ yok mu? Bumbar var. En büyük kokoreççi geldi şu anda. Mehmet abi diyor ki tahtımı diyor bu arkadaşa devrederim diyor. Başka kimse devretmem ben diyor. Kral. Bağırsakların efendisi. Mumbarların efendisi. Küçük kuyudan kuzeye gelen çok güzel içerikler yapıyoruz. Yeme içme üzerine yeni keşiflerimiz oluyor. Herkes takip etsin bizi ve son iki bölümde bizi.